SET 21'in çözümüyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Hemen başlayalım. Yukarıdaki eşit bölmeleri aynı sayı doğrusunda A, B, C, D işaretleniyor. Buna göre işlemin sonucu nedir diyor. Şimdi arkadaşlar kaç bölmeye ayrılmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi 10 bölmeye ayrılmış ya 0'la biraz. O zaman her bir bölme 0,1'i temsil eder. Peki A kaç burada? A 0,6'yı temsil eder. 6 birim gitmiş. B ne? 5 tam gitmiş bir de 1 gitmiş. 5,1'i temsil eder. C ne? C de tam ortada mı bakalım? 1 2 3 4 5. Bu da 0,5'i temsil eder. D ne? Bakın 2, 1, 2, 3, 4, 5. Yani 2,5'i temsil eder. Hemen başlayalım arkadaşlar. A neydi? 0,6. Eksi B. B ne? 5,1. Eksi C. C ne? 0,5. C de 0,5. Şöyle şunları şöyle kapatalım. Bölü ne geliyor? 2,5 mi geliyor burada da? D, D değil mi? 2,5 geliyor. Şimdi buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın önceki 0,6 ile 0.5 şöyle sadece işte yani biri artı 0,6 biri eksi 0,5 artı 0,1 kaldı. Artı 0,1 ile de eksi 5,1'i toplarsam o zaman eksi 5 kalır. O zaman eksi 5 bölü 2,5. Biri artı biri eksi gözlere. Sonuç eksi çıkacak zaten. E 5, 5'i 2,5'a bölersen kaç kere var? 2 defa var. O zaman cevabımız eksi 2 çıkacak. Yapıştırıp geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde çözüyoruz. Devam edelim. Yukarıdaki verilen dikdörtgen işlemleri karelerdeki sayılara uygulandığına göre verilen ifadenin sonucu açıklayan hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar burası önemli. Burada bir devam ediş var. Düzenli bir devam ediş var sevgili arkadaşlar. Şimdi bu düzenli devam edişe baktığımız zaman bakın. 1 ile 2, 3 ile 4. Bakın önce tek sonra çift. Önce tek sonra çift. Böyle böyle gidiyor. Bunların hepsinin sonucu ne arkadaşlar? Eksi 0,1 doğru değil mi bunların hepsinin sonucu? Bu durumda. Şimdi... Mantıken yani. bu 9,9'dan önce ne var? 9, şuraya yazalım. 9,8, 9,7 var. Bunun arasında da eksi var arkadaşlar. Peki bu da bakın bir tek, bir çift. Burası da ne? 0,1. En son ne kaldı? Bakın bu 9,9 tek kaldı. Yanına bir çifti yok bunun. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada 0,5 ve 0,2 yani her bir ikilinin sonucu eksi Peki burada kaça kadar gidiyoruz? 9,8'e kadar gidiyoruz. Bakın ilk çift hangisi? 0,2. Son çift hangisi? 9,8. Peki bunların arasında kaç tane böyle çiftler var diye düşüneceğim. Yani aslında şöyle düşünün. 2'den 98'e kadar kaç tane çift sayı var? Bunu düşüneceğiz. Yani burada arkadaşlar 2, bakın burada 2'nin oğlu bu birinci birinci şey değil mi? İkili. E 98'de 98'i 2'ye böl kaç tane oldu? 49. O zaman oraya kadar 49 tane ikili ikili varmış ve her birinin sonucu eksi 0,1'miş. Peki 49 çarpı eksi 0,1 yaparsak ne olur? Eksi 4,9 olur burası. E bir de burada ne var? Artı 9,9 var. Bunları topladığımız zaman sonuç ne oldu arkadaşlar? Sonucumuz buradan artı 5 olur. Yapıştırır geçeriz arkadaşlar. Yani gördünüz mü? Bir tek bir çift bir tek bir çift. En son 99 yalnız kalıyor. Onun çift eşi yok. Peki kaç tane böyle ikili var? 49 tane böyle ikili var ve hepsinin sonucu eksi 0,1 çıkıyor. O zaman toplamları eksi 9,4,9 çıkar. Bir de 9,9'u toplarsak konu çözülür arkadaşlar bunda. Gelelim buna üçüncüye. Diyor ki birden ona kadar olan sayma sayılarının her biri aşağıdaki dairelerin içerisine yazılıyor. Yukarıdan aşağıya doğru 5 dairenin içine yazılan sayıların toplamı 28. Soldan sağa doğru 3 dairenin içine yazılan 13. Soldan sağa doğru 4 dairenin içine yazılan dairenin 19. Buna göre siyah dairenin içine yazılan sayıların toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar bakın bence bu çok kolay bir soru. Neden? Çünkü burada birden ona kadar olan sayıları yazıyoruz değil mi? Biz buradaki her şeyi birer kere toplasak. Birden ona kadar olan sayılar ya. Birden başlayıp nokta nokta ona kadar gelen sayıların toplamı nasıl buluruz? N çarpı N artı 1 bölü 2'den buluruz arkadaşlar. Peki ne oluyor? 10 çarpı 11 bölü 2'yi yapıştırdık mı burada? Şununla şunu sadeleştirdim ne oldu? 55. O zaman buradaki sayıların toplamı 55 olurdu. Ama bak, fark ediyorsanız arkadaşlar bakın. Bunu bir kere saydı. Sonra şunu saydı. Bakın kız siyah olanı iki defa topladı. Buradaki siyah olan da bunu da aynı zaman iki defa topladı. Yani bu siyah olanlar iki defa toplanmış oluyor. Yani normalde bunların her şeyi birer kere toplasaydın 55'ti. Ama siyah olanlar iki kere toplanmış. Peki bakın arkadaşlar. Birinin, birincinin toplamı ne? 28. İkincininki 13. Diğerininki 19. Bunları bir toplayalım arkadaşlar. Kaç ediyor? Hemen bakalım burada. Ne ediyor burası? 20, 48. 48, 12 daha 60 ediyor gördüğünüz üzere. 60 ediyor. Peki arkadaşlar. Burada Bunların toplamı 60 ya. Bu siyahlar iki defa toplanıldığı zaman 60 oluyor. Ama normalde siyahlar bir kere toplansaydı 55'ti. Arkadaşlar bu aradaki 5 farkı kim oluşturuyor? İşte o siyahlar oluşturuyor. Onlar birer kere daha toplanmış. O zaman siyaha yazılanların toplamı kaçtır diye bizi sorduğu zaman cevabımız 5 oluyor arkadaşlar. Buradaki soruda cevap 5'tir diyebiliriz. Bu setin çözümü de bu şekilde sevgili arkadaşlar. Hemen diğer setlerle devam ediyoruz.